Merhaba arkadaşlar, ben Blue Bariton. Taler'in hikayesinde, yani boş taht görevlerindeki Taler'in hikayesinde ateşte deneme görevine geçiyoruz. Bazıları büyücülerin alevlerde geleceği okuduğuna inanıyor. Taler herkesten iyisini bilir ve bir kehanet yeteneğine sahip olduğu söylenen bir asi büyücünün izini buldu diyor. Hadi bakalım görelim. Biliyorsunuz bir yandan hikayeyi devam ettirirken bir yandan da oyunun mekaniklerini bilmeyenlere anlatmış oluyoruz. Kahin büyücü geldi karşımıza. Ya bizimlesin ya da bize karşısın. Asilerinle bir sorunum yok. Direkt doğrudan saldırıyı seçti rakip. Senden erkenden davrandılar. Onları olabildiğince uzak tut diyor. Şimdi öncelikle bir bakıyorum. O birimlere bir bakalım. Sıradan bir birim 4 hasar verecek. Sıradan bir birim 2 hasar. Bu da kendisine ateş ve adalet etkisi kazandırmış bir tane. Ve 2 hasar. Bu da 8 hasar verecek. 3 canı var. Şimdi bizim burada engelleyecek bir şeyimiz elimizde var mı? Hızlı büyümüz var. Güzel. Baskın özelliği olan bir birimimiz yok. Devam edelim. Ama bize sıra vermeden direkt yaptı. O yüzden yapacak bir şey yok. Eğitim olduğu için biraz böyle. Ama elimdeki güç miktarına bakmadım. Gücüm yetmiyordu. Şimdi arkadaşlar yeni bir özellik. Bunu söyleyelim. Daha önceden aslında ilk bölümümüzde ta ilk görevi yaparken hikayelerin başlangıcında bu özellikten kısa bahsetmiştik. Bu birim bir kere 3 zaman etkisi 6 güç istiyor. 6 hasarı 6 canı var. Katil özelliği nedir derseniz, bununla seçtiğiniz bir birime, hava birimi de olsa, kara birimi de olsa fark etmez, doğrudan saldırabilirsiniz ve katil özelliğinin sayesinde gidip o biriminizin hasar ve canına dikkat ederek saldırabilir. Başarabiliyorsanız onu yok edebilirsiniz. Tamam diyelim, yeri gelince bakacağız. Evet, benim gücüm olmadığı için bana hızlı büyüleri sormamış. Çevreleme onları biraz yavaşlatmak için düşman turunda kullanılabilir. Şimdi bir gücümüz yok, bir kere güç alalım. Güzel, şimdi elimizde bir gücümüz var. Hızlı büyümüz ne diyor? Saldıran bir birimi düşmanın eline geri gönder. Bunu rakip bize saldırdığı zaman kullanabiliriz. Önce bir rakip bakalım kartını çeksin, ne kullanacak, nelerle saldıracak. Bir görelim, sıramızı geçiyoruz. Rakip şimdi 3 ile saldırmayı seçti. Mümkün olduğunca fazla hasar almaktan kaçınmayı denemelisin. Şimdi elimde tek gücüm olduğu için ve hızlı büyü rakipten sonra kullanılabiliyor. Hatta tekrar söyleyelim. Arkadaşlar büyüler kendi turunuzda, hızlı büyüler ister kendi turunuzda ister rakibin hamlesinden sonra kullanılabiliyor. Ama elinizde o büyüyü kullanacak güç olmalı. Mesela bu bir gücünde ve benim de bir gücüm geçen tur güç bastığım için elimde duruyor. Kullanmadığımız için şu an rakibin hamlesini yaptı, saldırmayı seçti ve soruyor kullanacak mısın? Şimdi bununla saldıran bir birimi düşmanın eline geri gönderebileceğim. O zaman bakıyorum. Bu 2 hasar, bu 2 hasar ama bu 4 hasar. Bunu eline gönderebilirim ama burada sadece hasarlara da bakmak yetmiyor arkadaşlar. Şuna da bakmalısınız. Yapacağınız başka kullanacağınız bir kart varsa onun etkisi, güçlü olan birimi yok edebiliyorsa göndermek yerine yok edebilirsiniz. Ya da biraz daha kötüsü, rakibin çağır özelliği varsa ve çağırdığında yaptığı bir şeyler varsa eline geri gönderirseniz tekrar oyuna katarken yine çağırmış olur. Yaptığı şeyi yine yapar. O yüzden öyle bir özelliği varsa yapmasını istemiyorsanız ona dokunmamanız gerekir. Şimdi bunu o zaman geri gönder diyelim ve 4 hasarlı bu birimi eline gönder. En azından 4 hasar yiyelim 8 yerine. Evet. Şimdi rakipte 3 gücü var ve tekrar o birimini oyuna kattı. Şimdi bu turda tekrar bir gücümüzü kullanalım ve gücümüzü 2'ye çıkaralım. Şimdi elimizdeki tek 2 gücünde hızlı büyümüz var. Bu da ne diyor? Bir birimi onun kendi eline ver diyor. Ben bunu önden kullanabilirim ama rakibe sıra geçince ne olacak arkadaşlar? Tekrar 3 gücü dolacak, bunu tekrar oyuna katacak. Katabilir ama o zaman oyuna koyduğunda direkt bununla saldıramaz ama o tur kullanmasına izin vermiş olurum. Halbuki ben bunu saldıracağı turda kullanırsam
Bir sonraki tura kadar onu yine kullanamayacak eğer gücünü harcamışsa. O yüzden sıramızı bitirelim. Ve direkt rakibin hamlesinden sonraya saklıyorum. İki gücüm var. Evet, bakın şimdi soruyor. Mümkün olduğunca fazla hasar almaktan kaçınmayı dene diyor. Yine böyle yapıyoruz. Bunu tekrar oyuna koymak için yine bir 3 gücünü harcasın istiyorum. Önceki turu yapsaydım istemiyordum. Şimdi yaptım. Güç bastı ve onu tekrar oyuna katacak. Güzel. İki seferde toplam 8 hasardan kurtulduk. Şimdi yeni bir birim geldi. Şimdi size hep söylüyorum ya arkadaşlar. Mesela ne diyelim? Hızlı büyüden bahsetmiştim. Az önce de bahsettik. Baskın özelliği de hızlı büyüye benzer şekilde çalışıyor. Bu da rakibin hamlesinden sonra baskın özelliği olan bir biriminiz varsa oyun size kullanacak mısın diye soruyor. Ancak istediği güce sahipseniz. 3 güç istiyor. Ben de 3 güç varsa rakip hamlesinden sonra bana sorulacak. Şu an 2 ama bunu kullandığım zaman 3. Bunu özellikle rakibin hamlesinden sonra kullanmak istiyorsanız önemli. Çünkü neden önemli arkadaşlar? Bir kere rakibinde bir büyü varsa bunu yok etmek için, dönüştürmek için kullanabilir. İkincisi, rakip bunu görürse saldırmayabilir. Mesela bunun hasarı 0 ama hasarı 3 olsaydı mesela, o zaman gidip de bunların hiçbiriyle saldırmayabilirdi. Oysaki rakip şimdi saldıracak hepsiyle, hiçbir şey yok diye. Ben bunu diyelim 3 hasar olsaydı bunu oyuna katıp direkt engel olup işini bitirebilirdim ama yine engel olabileceğim. Şimdi bakıyorum, sıramı burada bitirebilirim, önden koyabilirim. Önden koymayacağım, baskın özelliğim olduğu için sürpriz yapmak için tutacağım. Düşman oyuncusuna 4 hasar verdi ve büyüyle bize 4 vurdu. Bakın şimdi saldırdı ve bana soruyor. Evet, şimdi baskın yapabilirsin diyor. Evet, bunu oyuna kattık. Zaten 10 canımız kaldı. Evet. Şimdi yüksek hasar vereni engelliyorum tabii ki. Yine 4 hasar yiyeceğiz ama buradan bir ekstra 4 yemekten daha kurtulduk ve bu birimiz artık oyunda. Şimdi bir gücümüzü basalım. Gücümüz 4'e çıktı. Elimiz onları biraz daha geciktir diyor. Şimdi ne diyor? Bir düşman birimini düşman eline maliyeti 2 artmış şekilde yerleştir. Şimdi burada önemli olan iki şey var. Bir, bu hızlı büyü değil. Rakibin hamlesini beklerseniz rakibin hamlesinden sonra size bunu sormaz. Çünkü bu normal büyü. İkincisi, maliyeti 2 arttıracağız. Yani elinde şu an 4 var. Bir sonraki tur 5 gücünde olacak. Ben 5'ten fazla arttırabileceğim bir güç varsa kullanırsam bir sonraki tur bunu kullanamaz. Bakıyorum mesela yüksek hasarlıya 3'müş. Ben bunu 5 yaparsam bir sonraki tur güç basarsa kullanır. Basamazsa zaten kullanamaz. Şuna bakalım. Bu 2'ymiş 4 olur zaten basar. Bu da 2'ymiş 4 olur zaten basar. Demek ki bunu yaparsam eğer eline güç kartı gelmezse bunu oyuna katamaz. O zaman bunu büyü olduğu için kendi şimdi kullanmak zorundayız. Hızlı büyü olsaydı bir sonraki turu da bekleyebilirdik. Bunu kullanacağız ve bunun gücü 6 olmuş olacak rakibin elinde. Tabii rakibin elinde olduğu için biz göremeyeceğiz şu an ama oyuna kattığında görebilirsiniz. Eline güç kartı gelmezse destesinden bize onunla saldıramayacak. Yani onu oyuna katamayacak. Şunlardan birini engelleyebiliriz. Bakalım, güç kartı buldu. Şu güç kartı çağırıyordu. Güç bastığı için onu oyuna katabilirdi ama neden katamıyor? Çünkü şu kullandığı kart, şöyle göstereyim, bir güç harcadığı için direkt güç kartı gelmedi yani eline. Bu büyü geldi. Bir gücüyle güç kartı çekti. Ancak gücü 5'ten 4'e düştüğü için bunu oyuna katamadı. Bu da bizim için avantaj oldu. Bunu da kattığı zaman kattığı turda saldıramayacağı için biz yine rahat olacağız. Şöyle 2 hasar veren birimi engelle diyelim. 4 canımız kaldı. Güzel. Şimdi yeniden gücümüzü arttıralım. 5'e çıkardık. Zaman dokuyucusu düşman elindeki bir kartın maliyetini 2 kartına çıkaracak ve böylece biraz daha uzun süre kalacak. Şimdi bu ne diyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bir bakalım. Bir kere 3 hasar 4 canı var. 2 zaman etkisi 5 güç istiyor. 5 gücüm var. Zaman etkim 5. Tamam. Şimdi bunu çağırdığım zaman, yani oyun alanına koymak, çağırmak ne yapıyormuş? Düşmanın elindeki bir kartı. Yani yerdekini değil,
Alandakini değil, destedekini değil, elindeki. Az önce bizim onun eline gönderdiğimiz kart. Maliyetini iki katına çıkar diyor. Demek ki onun maliyetini biz ne yapmıştık? 3'ten 6'ya çıkarmıştık. 6'dan yok 3'ten yok pardon kaçtı o? 3'tü 5'e çıkarmıştık. Kullanamamıştı. Bununla da iki katına yani 5'ten 10'a çıkaracağız. Bu da onu çağırması çok uzun sürecek. Bunu oyuna koyuyoruz ve bakın 5'e çıkarmıştık. Şimdi iki katı diyeceğiz ve 10'a çıktığı için rakip şimdi güç kartını kullandığında elinde güç vardı. 6'ya çıkaracak ama daha sonraki 4 tur boyunca da beklemek zorunda kalacak. Ve biz onu 10'a çıkardık. Şu an bunu artık uzun bir süre kullanamayacak. Biz elimizdeki birimlerle artık bir bununla iki vurduğu için bu saldırdığında bu bunu öldürür. Bunu da öldürür. Bunun bir, bunun iki canı var. Bu da uçan birim. Bu zaten hasar olmadığı için bu sadece engelleme yapıyor. Sıramızı geçelim ve rakibi bekleyelim. Şimdi eline bir etki alıp kazanabileceği yani güç kazanabileceği bir kart gelmiş. Onu da şuradan gösterelim. İki ya da daha az etkin varsa seçtiğim bir etkiyi kazan. Bir kere güç olduğu için bir kere gücünü arttırdı. Ama ikiden fazla etkisi olduğu için ekstra etki alamadı tabii. Gücümüzü basalım. 6 yaptık. Çok güzel. Şimdi katil özellikle dinozorumuzu, karnozorumuzu oyuna katabiliriz. Evet. Şimdi katil özellikleri doğrudan istediğimiz birime saldırabiliyorduk. Şimdi ben buradan bana en tehlikeli olan nedir ona kullanabileceğim gibi katil özelliğini bekletebilirim. Mesela bu ikisine saldır dersem bir sonraki tur ne olur diye bakıyorum. Şimdi bir kere bu 6 bu 3 vurur. Bunlar engellemezse onun 3 canı var. Biriyle işini bitiririm. Biri 2 artı 2'den 4 bunu öldürürse ben 6 vurup yine öldüreceğim için bunlar mecbur bizim önümüze çıkacaklar. Katil özelliğini kullan demiyorum. Doğrudan saldır diyeceğim ama illa katili kullanmamı istiyor. Normalde biz ikisine saldır deseydik bunlar mecburen engelleyecekti. Ve de ikisini de alacaktık. Elimde de bu katili bekletip ileride çıkacak bir tehlikeli düşmana kullanmak üzere bekletebilirdim. Ama burada illa kullan dediği için şöyle kullanıp gösterelim size. Ama dediğim gibi o anki durumda bunu kullanmamız gerek yoktu. Evet artık 3 canı var. Tek birimle engelleyebileceği için ve benim bu katili kullandığı için enerjisi belli. Buna saldır dediğimde bu bunu engellemek zorunda. Engellemezse ölür. Yok edeceğiz onu. Evet bir sonraki tura kaldık. Ama az önceki dediğimi yapsaydık katilimi tutmuş olacaktık ve yine yok etmiş olacaktık. Şimdi çağırdı. Güçtü galiba. Güç bastı ama şu an hala 10 gücünde olmadığı için kullanamadı. Biz gücümüzü basalım. Şimdi bu ikisi saldırı gücü olduğu için bu sıfır olduğu için bununla zaten saldıramıyorsunuz. Saldırsanız da zaten vuramazdı. Sadece enerjisini tüketmiş olurdunuz. İkisiyle saldır diyeceğiz. Önümüzde engel yok. Elinde de 10 gücündeki birim olduğunu bildiğimiz için rahatça işini bitiriyor. Bu çevrendeki yabancılar da ne? Kahin büyücünün işi bitti. Ve bu görevi de burada tamamladık. Bakalım izlenecek bir şey var mı yok mu diye. Evet, yeni bölümde yeni göreve geçeceğiz. Yaşlı Bilge görevine. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde yeni görevle devam etmek üzere. Hoşçakalın.